Ha? Ha? Avrenin kalktık mı? Yok, hiç takıldıyız. Takıldıyız da. Yayı sıkıştırdınız. Ben selam. Şahmayı getirdiniz. Girelim. Bir saniye. Tamam. Bu da tamam. Sok hocam. İyice sıkıştırdınız mı hocam? Sok ya. Müsaade hocam şu aşağıda. Tamam. Biraz daha, biraz daha. Şuraya gel. Tamam. Kaç aç, bir deneyim. Bunu... Tamamdır. Ben şeyleri kabuğa... Şimdi... İlk giden de Mustafa olur yani. Peki, karakta etrafında tamam, bir dala... Bu bizim lisansüstü çalışmamız. Benim yüksek lisans öğrencim Tolga Mert Yüz'ün. İsmi... Roketimsi insansız hava aracı tasarımı, yani kısaca baş harflerini birleştirdiğimizde RİHA diye isimlendirdiğimiz bir hava aracının tasarımı aslında. Bu çalışma kapsamında rokete benzeyen, çıkarken rokete benzeyen, apoji dediğimiz tepe noktasına ulaştıktan sonra bir takım fonksiyonlar ve görevler tanımladıktan sonra süzülerek veya farklı yörüngeler izleyerek, belli bir noktaya güdümlenerek yapabileceği hareketleriyle de İHA dediğimiz bir insansız hava aracı türüne dönüşmüş olacak. Bu araçla biz amaca uygun olarak sivil hayatta veya savunma sanayi amacıyla üzerine yükleyeceğiniz görevleri yerine getirmek amacıyla kullanılabilecek bir ürün olarak ortaya koymaya çalışacağız. Elbette her şeyini biz tasarladık. Roketin gövde olarak yapısal gövdesinin mekanik, aerodinamik yapısı gerek olsun. Bunlar hesapları zaten rahatlıkla yapabiliyorduk. Bizim için aslında zor olan motordu. Çünkü siz her ne kadar roketi tasarlasanız da ortaya koysanız da bunun başarısını görebilmek için pratikte bunu havaya uçurabilecek bir mekanizmaya ihtiyacınız var. Bunun için de roketlerde genellikle kullanılan sıvı veya katı yakıtlı motorlarımız var. Bu elimizde yok. Yani hazırda bulundurulabilecek bir motor değil. Kendi çabamızda, yine üniversitemizin ARGE, kendi birimizde yaptığımız ARGE çalışmalarımızda kendi roketimizin katı yakıtını da oluşturduk. Motorumuzu da kendimiz imal ettik, ortaya koyduk. Ve şu anda hava aracımızı havada istediğimiz şekilde kontrol etmeye uygun hale getirdik. Bu motorlarımızla biz burada defalarca gün içerisinde 3 kere 5 kere roketimizi atıp fırlatıp bu kontrolleri yapabiliyoruz. Açıkçası bu hava aracının kullanım alanı çok geniş. Savunma sanayi ilk başta geliyor akla tabii ki. Ama bunun dışında sivil kullanımlarda düşününce bir haritalama, bir görüntüleme amaçlı, yani istihbarat amaçlı kullanılabilir veya bir yangın söndürme amaçlı da kullanılabilir. Yani rokete bir takım söndürücü sistemler ekleyip yangın bölgesine attığınız zaman çok hızlı bir müdahale amaçlı da kullanılabilir. Bunlar genişletilebilir. Zirai bir ilaçlama, tohumlama anlamında da aslında bunu kullanabilirsiniz. Burada çok farklı fikirler akla gelebilir aslında. Bu sadece bir araç. Bunu siz hangi amaç için kullanmak istiyorsanız alır, programlarsınız, kodlarınızı gömersiniz. Üzerine bir takım fonksiyonları gerçekleştirecek mekanizmalar veya düzenekler yerleştirirsiniz, kullanırsınız ve o sizin için o amaca uygun bir kullanılan araç olmuş olur. Roketimizi her seferinde üretip, tabii motorumuzu yaptık, roketimizi ürettik, uçurduk. Fakat havada yerçekim kanununa göre mecburen bu yeryüzüne geri gelecek. Dolayısıyla yeryüzüne çok sert bir şekilde büyük bir hızla çarptığı için paramparça oluyor. Her defasında roketimizi, motorumuzu yeniden üretme gibi bir sıkıntıya düşmemek adına bunu bir kurtarma sistemi eklememiz gerekiyor. Akla gelen en basit yöntem paraşüt sistemi. Birçok kurtarma sistemi var ama bu paraşüt sistemi en basit olan yöntem. Paraşütte de yine madem ki motoru kendimiz yapıyoruz, gövdesini kendimiz yapıyoruz, aviyonik kontrol kartlarını, yazılım, her şey bize aitse paraşüt de bize ait olsun. Bu konuda da ehil olan kişilere aslında yönelmek lazım. Bizim Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu'nda açılmış olan tekstil, giyim, ayakkabı ve deri bölümünde görev yapan öğretim görevlisi arkadaşlarımız vardı. Sağ olsunlar, çorbada bizim de tuzumuz olsun dediler. Onların da bir katkısı oldu. Paraşütün kendisini tasarlayıp, dikip bizim kullanımımıza sundular. Her atışta şu anda onların üretmiş oldukları paraşütü başarılı bir şekilde kullanıyoruz. Paraşütün performansı, verimi baktığınız zaman gayet güzel, bir problem yaşamıyoruz. Tabii şu an geliştirme aşamasında, daha doğrusu işin henüz tam başındayız. Yani aslında yapmak istediğimiz, hedeflediğimiz noktaya gidebilmek için elimizde bir araç olması gerekiyordu. Biz şu anda o aracı ürettik. Şimdi bu araç üzerinde çalışmalarımızı, ARGE'mizi sürüp yürütüp devam edeceğiz.
Ben de kocamın ekibine ekledim.